Evet. Güzel bir zamandayız. Güzel bir zamandayız. Zaman çok emek verilip çok sevap alınması gereken bir zamandayız. Vatan satını ve bütün İslam alemini mektep haline getirmek lazım. Mektep içinde kitap. CD bile o kadar şey olmaz. Muhafazası zor CD çünkü takacak bakacak falan. Ama CD tabii güzel bir şey. Çok hoş. Ama kitap en etkili kitaptır. Güzel, şık bir kitap. Psikolojik olarak insan çok hoşuna gider. Yani evde kitap bulunması bir zenginliktir, bir hoşluktur. İnsanlar evde genellikle sıkılırlar otururken. Mutlaka bir şey okumak isterler. Dergileri karıştırırlar ama dergiden bir şey çıkmaz genellikle birçok dergiden, bazılarından. Bıkar zaten bir iki bakar. Ama böyle içi inci mercan dolu, harika anlatımlar olan kitap oldu mu nefes kesici olur. Özellikle de ahir zaman içinde olduğumuz için ahir zamanı anlatan kitaplar insanların çok hoşuna gider. Çünkü peygamber mucizesi görmek çok etkileyici bir şeydir. 1400 yıl önce bir şey söylüyor peygamber, aynısından çıkıyor. Bir şey söylüyor, aynısından çıkıyor. Bu nefes keser. Ama orada dikkat edecek şey şu, peygamber mucizesine karşı şeytan insanda ülfet geliştirir. Yani normal görme duygusu geliştirir. Ülfet çok tehlikelidir. Müslümanın en çok üstünde duracağı şeylerden birisi odur. Mesela hücrenin yapısını inceliyor, nefesi kesiliyor ama beyninin arkasında muazzam bir ülfet dalgası sürekli emer onu, o gelen bilgiyi. Sürekli yok eder. Ülfet felaket bir şeydir. Mesela Peygamber mucizesini duyuyor, gözleri doluyor, hayret ediyor. Ülfet onu bir anda yutup atar. İnsanın ülfet eğilimi vardır. Ülfete direnmek lazım. Ülfete peygamberler hiçbir şekilde aman vermezler. Mesela Hazreti İsa Mesih'in özelliğidir. Çok keskin akılla bir şeyi teşhis ediyor. Ülfet geldiğinde ülfet onun beyninde etkili olmuyor. O bilgiye zarar veremiyor ülfet. Alışkanlık yani. Yani normal karşılama. Ona karşı bir kere Allah'a dua edilmesi lazım. Ya Rabbi beni ülfetten koru. Harika bilginin etkileyiciliğini kalbime hakim kıl. Ruhuma hakim kıl. İmanıma vesile olan bu değerli bilgiyi ülfetle yok etmekten beni koru. Ülfet tabi bazı şeylerde fayda olur. Mesela insan bir acı olayla karşılaşır kendi kafasına. Yani tevekkül eder ama bazı insanlar tevekkül etmezler. Ama bir süre sonra ülfet gelişir. Ülfetle o acıdan rahatsız olmaz artık. Veyahut bir onu rahatsız eden herhangi bir şey olur. Ülfet gelişir, ona karşı artık direnç kazanır. Ama harika bilgiye karşı ülfet felakettir. Buna çok dikkat etmek lazım. Mesela dün böbreği konuşuyorlardı çocuklar. Yani her duyduğumda nefesim kesiliyor. Ya kardeşim böbrek kanda olan atomu, molekülü tek tek tanıyor. Ya atomu ve molekülü elektron mikroskop göstertmiyor. İnsan göremiyor. Hücrenin gözü yok. Burnu yok. Eli yok, kolu yok, hiçbir şey yok. Hücre, böbrek hücresi. Geliyor, kanda bakıyor, şeyde insanın işte zararlı olan maddelerine. Şunlar zararlı diyor. Ben bunları alıyorum diyor. Faydalı olan o dursun diyor. Ya kardeşim yüzlerce, binlerce faydalı molekül var. Yüzlerce, binlerce de faydasız var. Ya nasıl ayırt ediyorsun? Gelir gelmez anlıyor. Sen aa diyorsun, sen bana yararsın, geç. Sen amonyaksın, sen yaramazsın, sen atıyorum diyor. Sen başka bir molekül, sen bana yaramazsın. Şu, bu faydalı, sen geç. Bu müthiş bir şey ya. Yani bir hücrenin, tek bir hücrenin bu kadar akıllı olması ve teker teker seçip ayırıyor. Yani bak, eli yok, kolu yok, kafası yok, gözü yok, hiçbir şey yok. Faydalı olanı atıyor.
bir kenara, o vücutta kullanılmaya başlıyor. Zararlı olanı da atıyor çöp tenekesine. Ve gece gündüz biz uyurken de bunu yapıyor. Yürürken de bunu yapıyor. Sessiz sedasız, geceli gündüzlü sabırla bu temizleme işlemini yapıyor. Şimdi bu ne bu? Ya bu tek başına insanın Allah'a tam anlamıyla, kamil anlamda iman etmesine vesile olacak bir bilgi. Ama ülfet bunun üzerine çöktün mü, kafa gider. Bir anda dağılır gider. Bu bilgiyi emer ülfet, yok eder. Ülfet şu yönden faydalısı olabilir. Allah tarafından insanlara Allah'ın haşyetinden helak olmamaları için verilmiş bir özellik. Çünkü normalde Allah'ın varlığından, Allah'ın haşyetinden, Allah korkusundan normalde insan helak olur Allah silgesin. Ölür yani, kaldıramaz. Fakat ülfetle bunu Allah rahatlatıyor. Ülfetle bu şey gider insanın üstünden. Daha sakin olmasını sağlar. Yani bir sinir ilacı gibidir insana. Yani psikolojik bir sakinleştirici gibidir ülfet. Mesela bazı şeyde, mesela farzı manna alıyor adam. Manna. Manna insandaki o ülfet gücünü kıran bir şeydir, maddedir. Berraklaşıyor. Eğer zayıfsa kişiyle adam delirir, Allah silgesin. Yani çok olumsuz etki yapar. Delirirken yani bunalıma girer, çok zor duruma düşer. Çok sıkılır. Ama almadığında ülfetin örtücü yönüyle rahat etmiş oluyor. Fakat ülfet bir sefer imani konulara da musallat olur. O yönüyle. Onu örter bir sefer. Mesela ben, sırf böbrek yeterlidir bir insanın iman etmesi için. Ya sırf beyinde görüntünün oluşması, yani zaten kökten konuyu bitiren bir şey. Beynin içinde araba görüyorsun, buzdolabı, çamaşır makinesi falan var. Alem var beynin içinde, bitmiş zaten bundan. Yani bir insanın iman etmemesi, yani seçenek hakkı yok aslında. Seçme hakkı yok yani. Mecburen iman eder. Yani nasıl açıklanabilir ya beynin içinde? Sen araba, evler görüyorsan, evlerin içinde de televizyon kumandaları, televizyonlar, elbiseler, şunlar bunlar varsa, bu nasıl açıklanır bu? Bu kadar detaylı bir görüntüyü kim yapmış olabilir? Maşallah. Ne diyeceksin, nasıl tesadüf diyeceksin ya? Binlerce ev var, binlerce evin içerisinde binlerce alet edevat var. Her aletin edevatın içinde de binlerce parça var. Hepsi tek tek yapılmış, görülüyor yani. Biri yapmış. Nasıl inkar edeceksin? Seçme hakkın yok ki orada. Belli yani yaratılmanın olduğu. Açık, açık yani. Ama ülfet insan üzerine çöktün mü? Bunu da anlayamıyor. Anlatıyoruz mesela madde beyinde diyoruz. Allah ne kadar ilginç şey hakikaten diyor. Ben yere çökecek zannediyorum adam. Etkilenmiyor. Ülfet ona galip geliyor. Ya diyor hakikaten çok ilginç diyor, ne kadar şaşırdı bir şey. Hakikaten değil mi? Şu kadarcık yerde oluyor değil mi kainat? Ya şu an ben seni şu kadarcık yerde görüyorum diyor. Allah Allah, süper bir şey ya diyor. Onu anlamış olsa o, ayakta duramaz o. Tamam. Yani duramaz ayakta, mümkün değil, çöker yani. Anlamadığı için ülfet onu rahatlatıyor. Adeta uyuşturucu etkisi yapıyor. Allah'ın haşyetinden neredeyse parçalanacak hale gelir yani. O muazzam etkilenir. Ve iman etmiyorum diyeyim bir konu yok öyle bir durumda. Yani onu gören bir adamın seçenek diye bir konu yoktur yani. %100 iman eder ve başka bir yolda hiçbir şekilde düşünemez. İmkansızdır yani. Kilitlenir. Onun için ülfetten kurtulmanın yollarını bulmak lazım. Yani peygamberlerde o ülfet kalkıyor üstlerinden. Çok keskinleşiyor. Her şey, her hakikate muttali oluyorlar. Derinlemesine düşünebiliyorlar. Derin düşünmeyi ortadan kaldırır ülfet. Mesela adam derin tefekkür ediyor, derin düşünüyor. Ülfet bir devreye girer, dümdüz olur.
Yani birçok şeyde durdurucu etkisi vardır. Onun için bu konunun kurtuluşunu Allah'a sığınmakta ve irade kullanmakta aramak lazım. Israrla irade kullanarak, sabırlı bir direnmeyle, kararlı bir direnmeyle ülfeti kontrol altına almak lazım.